Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Mukatil bilin Süleyman. Tefsirül Kebir. 74 El Müddesir Suresi Mekke'de nazil olan El Müddesir Suresi Kufiyun'a göre 56 ayettir. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Ey Müddesir! Kasıt Nebidir sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke kafirler ona eziyet etmiş, o da onlardan gizlenmek için Hira Dağı'na çekilmişti. Yolda yürürken birinin Ey Muhammed diye seslendiğini işitti. Sağına, soluna ve yukarıya baktı. Hiçbir şey göremedi. Yoluna devam etti. Yine Ey Muhammed diye seslenildi. Sağına, soluna, arkasına baktı. Göğün dışında hiçbir şey görmedi. Kendisine seslenenin bir şeytan olabileceğini düşüncesiyle korktu. Yine yoluna devam etti. Arkasından Ey Muhammed Ey Muhammed diye tekrar seslenildi. Arkasına sağına soluna baktı bir şey göremedi. Ardından semaya baktı bir de ne görsün gökle yer arasında taht gibi bir şey. Üzerinde de büyük ufu kaplamış bir derbuke tahtın üzerinde de parıldayan bir nuru andıran Cibril duruyor. Öyle ki nurun aydınlığı gözleri kamaştırıyor alabildiğine korktu. Dehşete kapıldı ve baygın olarak yere düştü. Bir süre sonra ayıldı. Kalktı ve bacakları birbirine değercesine yürümeye koyuldu. Titriyordu. Nihayet Hatice'nin evine geldi. Üzerine su dökülmesini istedi ve beni iyice örtün dedi. Bir kadife ile onu örttüler ve nihayet ısındı. Kendisine gelince kendim için korkmaya başladım dedi. Hatice ona müjde sana. Allah'a yemin ederim ki Allah sana asla kötü bir şey yapmaz. Çünkü sen doğru konuşan, akrabalık bağını gözeten, yolda kalmışa binek veren, misafire ikram eden, hayırlı işlere mali yardım yapan birisin dedi. Cibril aleyhisselam kadife ile örtülü olduğu halde yanına geldi ve dedi ki Ey kadifesiyle müddessir olan, onunla örtülmüş bulunan, kalk ve Allah'ı tevhid etmedikleri takdirde Mekke kafirlerini azapla inzar et ve yalnız Rabbini tekbir et. Yani sadece onu tazim et. Mekke kafirlerini gözünde büyütme. Resulullah yattığı yerden hemen kalktı ve Allahu Ekber Kebira dedi. Hatice radıyallahu anh'a da tekbir getirip çıktı ve ona vahiy gelmekte olduğunu anladı. Elbiseni temizle. Yani masiyetlerden tevbe ederek temizlen. Araplar günah işleyen kimseye elbisesini kirletti derlerdi. Günahlardan sakınan kimseye ise o elbisesi temiz birisidir derlerdi. Rüzü yani putları, isaf ve naileyi hecret yani terk et. Bunlar Beyt'in yakınında iki puttalar. Mekke kafirlerinden kim bu putların yanından geçerse ellerini onların yüzlerine sürerdi. İşte Allah Nebi'ye sallallahu aleyhi ve selleme bu iki puttan uzak durmasını emretti. Rüz ile rüz denilen hastalığa yakalanmış develer gibi hareketsiz olan putlar kastedilmiştir. Bu hastalığa yakalanan develer rüzün verdiği ağrıdan dolayı hareket edemez. İşte Allah putları bunlara benzetmektedir. Sonra şöyle buyurmaktadır. Çok görerek minnet etme. Yani verdiğinden daha fazlası sana verilsin diye herhangi bir bağışta bulunma. Rabbin için sabret. Mekke kafirlerinin eziyetlerine, yalanmalarına tahammül ve sabır göstermesi için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi teselli etmektedir. O nakura nakr edildiğinde yani sura üfürüldüğünde nakur İsrafil'in üfüreceği boynu uzalan surdur. İşte o gün oldukça zor yani meşakkatli ve şiddetli bir gündür. Sonra Yüce Allah bu günün zorluğuna dair haber vererek şöyle buyurmaktadır. Kafirlere hiç de kolay değildir ancak bugün mümin için en kısa namazı gibi gelecektir. Baş başa bırak beni. Tek başına yarattığımla yani mahsum oğullarından El Velid bin El ile. Ey Muhammed, beni tek başına, hiçbir şeye sahip olmadan bir başına yarattığım El Velid'le baş başa bırak. Onu ben helak edeceğim. El Velid bin El Muhire El Vahid fi kavmihi kavmi içinde biricik diye adlandırılırdı. Hamim kitabın indirilmesi mülkünde aziz yarattıklarını bilen alim Allah'tandır. O günahları şirkten tevbe edenler için mağfiret eden, şirkten tevbe edenler için tevbeyi kabul eden, şirkten tevbe etmeyenler için ikabı şedid olandır. Ve tal yani varlık sahibidir. Yani kendisine tevhid etmeyenlere muhtaç değildir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. Yani ahirette bütün yaratılmışlar yalnız O'na dönecektir. El-Mümin 1 ve 3. ayetleri nazil olunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mescidi Haram'da ayağa kalkarak okudu. El Velid bin El Muğire'de yakın bir yerde onun Kur'an okumasını dinliyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu Kur'an'ı El Velid bin El Muğire'nin dinlemekte olduğunu fark edince Hamim, kitabın indirilmesi aziz, alim Allah'tandır. O günahları mağfiret eden, tevbeyi kabul eden, ikabı şedid olandır, tal sahibidir ayetlerini tekrar okudu Sonra Mekke kafirleri kendisini tevhid etmediği için Yüce Rabbimiz zatını tevhid ederek ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş yalnız onadır buyurmaktadır. Elvelit bunları işitince mahzum oğlanın meclisine gitti ve andolsun az önce Muhammed'den öyle bir söz işittim ki bu ne insanların sözlerinden ne cinlerin sözlerindendir. Kuşkusuz onun altı köklü üstü ise verimlidir. Onda bir tatlılık, etkileyicilik ve güzel bir tarz vardır. Bu söz hep üsttedir, onun üstüne çıkılamaz dedi. Sonra evine gitti. Kureyşliler Andolsun velid dininden döndü. Allah'a yemin ederiz ki eğer o dininden dönerse Kureşin tamamı döner dediler. Elveli de Kureşin Reyhan'a denilirdi. Ebu Cehil merak etmeyin sizin adınıza ben bu işi halledeceğim dedi ve kalkıp Velid'in yanına gitti. Oldukça üzüntülü kederli bir şekilde yanına oturdu. El Velid ona kardeşimin oğlu senin kederli olduğunu görüyorum dedi. Ebu Cehil nasıl üzülmeyim ki Kureyşler yaşlılığında harcaman için aralarında mal topluyorlar. Senin Muhammed'in sözlerini süslü ve güzel göstermeni, onun artan yemeğini ele geçirmek için yaptığını zannediyorlar, dedi. El-Velid öfkelenerek, Kureş bilmiyor mu ki aralarında malı evladı en çok olan benim? Muhammed ve arkadaşları doyacak kadar yemek bulabiliyorlar mı ki arttırmaları söz konusu olsun diye karşılık verdi. Ebu Cehil, onlar senin Muhammed'in sözlerini bu maksatla güzel gösterdiğini iddia ediyorlar dedi. Bunun üzerine Elvelid Ebu Cehle kalkıp kavmi mahzun oğlanın meclisine geldi ve siz Muhammed'in kahin olduğunu iddia ediyorsunuz. Hiç onun yarın ne olacağına dair haber verdiğini duydunuz mu diye sordu. Meclistekiler hayır dediler. Elvelid devamla. Siz Muhammed'in şair olduğunu iddia ediyorsunuz. Aranızda hiç şiir söylediğini duyan var mı diye sordu. Meclistekiler hayır dediler. Elvelit devamla siz Muhammed'in yalancı olduğunu iddia ediyorsunuz. Aranızda hiç yalan söylediğini duyan gören var mı diye sordu. Onlar hayır dediler. Zira Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten önce El Emin diye anılırdı. El Velid böylece Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu iddialardan uzak olduğunu söyledi. Bu sefer Kureyşler peki ey Muğren'in babası o nedir diye sordular. El Velid Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neler düşüneceğini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neler söyleyeceğini düşündü. Sonra söyleyeceklerini tarttı ölçtü, biçti. Arkasından yüzünü ekşitti. Sonra da dişlerini göstericesine sırıttı. İşte çünkü o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne söyleyeceği üzerinde düşündü, ölçtü, biçti. Onun için büyücülüğü münasip gördü. Buyruğu bunu dile getirmektedir. Allah ise kahrolası yani lanetlenincece. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için sihri ne biçim ölçtü, biçti sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Yani surat astı, rengi değişti, iman etmekten yüz çevirdi, imana karşı büyüklük tasladı buyurdu. Elverit kavmine dedi ki, muhakkak bu yani Muhammed'in söyledikleri nakledile bir sihirden ibarettir. Kavmi sevinerek ona "Peki sihir nedir ey Muhire'nin babası?" dediler. "Elvelik" dedi ki, "Bu Babil'de olan bir şeydir. Bir insan bunu öğrendiği vakit iki kişinin arasını ayırabilir. Muhammed de bunu nakletmektedir fakat henüz onu çok iyi beceremiyor. Allah yemin ederim ki elde etmek istediğini onunla elde etti. Onun filanle filanın hanımı arasını, filanla babasının arasını, filanla kardeşinin arasını, filanla efendisinin arasını açtığını görmüyor musunuz? İşte Muhammed'in bu söylediği yalancı Müseylime bin Habib el Hanefi'den nakledilen bir sihirdir. İşte bu nakledile gelen bir siyerden ibarettir. Yani Muhammed'in bu söyledikleri ancak bir insan sözüdür. Buyruğu bunu anlatmaktadır. El-Velid bin El-Mughireh Yesar bin Ebu Fukeyhe'nin sihri müseyleme tül kezzaptan Muhammed'e ulaştırıldığını iddia et. Allah bu sebeple ona sekarı, cehennemin beşinci kapısını hazırladı. Verdiğin sözleri Nebi'ye sallallahu aleyhi ve selleme daha önceki iftiraların hepsinden daha ağır geldi ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Bunun üzerine Allah Nebi'ye sallallahu aleyhi ve selleme onların yalanlamalarına karşı sabretmesi için teselli eden buyruklarını indirerek Ey Muhammed! Onlardan öncekilere gelen rasullerin her birine de mutlaka böyle sihirbaz veya deli derlerdi buyurdu. Kendisine uzun boylu mal verdi. Malla Taif'teki bahçesi kastedilmektedir. El memdud, uzun boylu, yaz ve kış hayrı, geliri, verimi kesilmeyen demektir. Allah'ın uzayıp giden yani kesintisiz gölge buyurduğunda olduğu gibi. Ve şahit olarak bulunacak oğullar, yani ticaret halinde olsun, başka vakitlerde olsun, yanından asla gitmeyen, hazır bulunan ve hepsi de erkek olan çocuklar vardır. Buna sebepse mallarının çokluğuydu. El Velid bin El Velid ve Halid bin El Velid ki o sonra Müslüman olup Seyfullah ünvanını aldı. Umara bin El Velid, Hişan bin El Velid, El As bin El Velid, Kays bin El Velid, Ablu Şems bin El Velid bunlardandır. Devamlı şöyle buyurmaktadır. Ve kendisine alabildiğine nimetler verdi. Yani pek çok mal, evlat ve hayırları bol bol verdi. Sonra daha da artırmamı var? Yani kendisine daha çok evlat ve daha çok mal vereceğimi ümit eder. Asla ona daha fazla vermeyeceğim. Aksine bunları ondan keseceğim ve onu helak edeceğim. Nitekim Allahu Teala ona bundan böyle hiçbir şey vermedi ve nihayet fakir olup dilenmeye başladı. Neticede Yüce Allah Celle Celaluhu onu helak etti. O da fakir olarak müstehziyun, istihza ediciler, alaycılar arasında oldu. Sonra Allah onun kötü amelinin niteliklerini söz konusu ederek şöyle buyurdu. Çünkü o ayetlerimize karşı çok inatçıdır. O Kur'an ayetlerinden yüz çeviren, uzak duran, Kur'an'a iman etmeyen biriydi. Sonra Allah ahirette ona neler yapacağını anlatmak üzere şöyle buyurmaktadır. Ben onu sarp yokuşa sarılacağım. Yani cehennemin beşinci kapısındaki adı Sekar'dır. Ateşten dümdüz bir kayaya dağa tırmanmakla mükellef tutacağım. Bu kayanın dağın içerisinde bulunan bir gedikten oldukça sıcak bir rüzgar çıkar ve ona isabet edince etleri dökülür. İşte Allah'ın semum azabı diye söz konusu ettiği budur. Allah'ın ben onu sarp yokuşa sardıracağım buyruğundaki sarp yokuş yüksekliği 70 yıllık bir mesafe tutan ve ateşten olan dimdik bir kayadır, dağdır. Ki işte Allah onun yüzünü bu kayaya dağa yaslayacak, onu yüzüstü bu dik yokuşa tırmandıracaktır. Kafir bunun en yüksek noktasına çıkınca inip tekrar yukarıya çıkması istenir. O kayanın içindeki bir gedikten, gediğin altından ve üstünden oldukça soğuk bir rüzgar çıkar. Bu rüzgar yukarı çıkarken ve inerken ona isabet eder ve onun etini, derisini, yüzünü parçalar. Nihayet et kemiğin üzerinden dağılır. Sonra da harareti son dereceye varmış, oldukça kaynar suyu olan bir pınardan içer ve azabı bu şekilde ebediyen devam edip gider. Sonra Allahu Teala El Velid bin El Muhare'yi kast ederek şöyle buyurmaktadır. Çünkü o Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin durumu hakkında düşündü, onun sihirbaz olduğunu iddia etti ve daha önce belirtilen şeyleri söyledi. Muhammed iki kişiyi birbirinden ayırıyor sözünü söylerken ölçtü, biçti. Kahrolası. Yani lanet olasıca sihir diyerek ne biçim ölçtü, biçti. Tekrar tekrar kahrolası. Ne biçim ölçtü, biçti. Yani tekrar ona lanet olsun, nasıl sihirdir diyebildi. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sihirle ilgili olarak ne söyleyeceğine baktı. Sonra yüzünü ekşitti suratını astı. Yani suratının rengi değişti. Allah'ın yüzünü ekşitti ve çevirdi buyruna benzemektedir ki İbn-i um Mektum'a karşı yüzünü ekşitti demektir. Sonra yüz çevirip büyüklük tasladı ve hemen dedi ki bu nakledile gelen bir sihirden ibarettir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu sekara, cehennemin beşinci kapısından sokacağım. Sekar'ın ne olduğunu sana ne bildirdi? Sonra Allah elveridi onunla azaplandırmak için ne kadar şiddetli olduğunu anlatmak üzere haber vererek şöyle buyurmaktadır. O ne bırakır ne terk eder. Yani ateş onları gördüğü vakit onları yiyip bitirmedikçe bırakmaz.'' ona yemin edecek olurlarsa onları içine düşürmedikçe terk etmez. O beşeri kavurandır. Yani mahlukatı yakandır. Onun üzerinde 19 vardır. Yani cehennemde cehennemin bekçiliğini yapan 19 melek, Malik ve beraberindeki 18 melek vardır. Bunların gözleri hızlıca çakan şimşek gibidir. Azı dişleri ineklerin boynuzlarına benzer. Saçları ayaklarına değer. Ağızlarından alev çıkar. Onlardan her birinin omuzlarının arası 70 yıllık mesafedir. Onlardan her birinin avucunun içine Rabia ve Mudar kabileleri kadar insansı var. Onlardan şefkat ve merhamet alınmıştır çok kızgındırlar. Onlardan biri 70 bin kişiyi iter ve cehennemde istediği yere bırakır. Onlardan biri cehennemde 40 yıllık bir mesafe kadar aşağı iner fakat ateşin ona zarar olmaz. Çünkü onların nurları ateşin hararetinden daha ileridir. Zaten böyle olmasaydı göz açıp kırpacak kadar bir süre dahi ateşe girmeye tahammül edemezlerdi. Allah üzerinde 19 melek vardır deyince Ebu Cehil bin Hişam dedik. Ey Kureyşliler! Muhammed'in askerleri ancak 19 tanedir. Bunların cehennemin bekçileri olduğunu iddia ediyor. Sizi 19 ile korkutuyor. Sizse baba yiğit kimselersiniz. Sizden her yüz kişi onların bir tanesini yakalayıp korkutarak Oradan çıkaramaz mı? Ebu Reşeddin ki asıl adı Esit bin Kelebe bin Halefe'l-Cümahi'dir ki dedi ki ben tek başıma sizin adınıza on yedisin, on yedisin hakkından gelirim. Onların onumun sırtında girdisini de göğsümde taşıdım. Siz de benim için ikisin hakkından gelin. Ebu Reşeddin künyesi ise Ebu'l-Aver'dir. Çok güçlü kuvvetli birisiydi. Bu sebeple ona Ebu Eşeddin denilmiştir. Biz cehennem asabını yani ateşin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayısını yani az oluşlarını da kafirler için bir fitne kıldı. Bu sebeple Ebu eşettin ve Ebu Cehil belirtilen sözleri söylediler. Allah Ebu Cehil'in Muhammed'in askerleri sadece 19'dur sözü hakkında Rabbinin askerlerini kendisinden başkası bilemez. Yani onların ne kadar çok olduklarını ancak Allah bilir buyruğunu indirdi. Ebu Leşettin'in in, ben sizin adınıza onların 17'sin hakkından gelirim sözleriyle ilgili olarak da onun üzerinde iri yarı sert tabiatlı melekler vardır buyruğuyla biz cehennem asabını yani bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayısını yani azlıklarını da kâfirler yani Ebu Cehil, Ebu Eşeddin ve Kureyş'in müstehzileri, alay edicileri için bir fitne kıldık buyruğunu indirdi. Ki kendilerine kitap verilenler yakin edinsinler. Yani Tevrat ehlinden iman edenler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerinin hak olduğunu bilsinler. Çünkü cehennem bekçilerinin Tevrat'ta belirtilen sayıları da 19'dur. İman edenlerinde imanı, yani tasdikleri artsın ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdikleri hususunda şüphe etmesinler. Kitap verilenler, yani Tevrat ehli ile müminler rayba yani şüphe ve tereddüde düşmesinler kalplerinde hastalık yani şüphe bulunanlar yani Medineli Yahudiler ve Mekke halkından Arap müşriklerinden kafirler de Allah bununla yani cehennem bekçilerinin sayısını belirtmekle misal olarak neyi murad etmiş desinler kafirler bununla cehennem bekçilerinin sayısını azımsamış oluyorlar Allah şöyle buyurmaktadır. İşte Allah bu misalle kimi dilerse böylece idlal eder yani dininden uzak tutar. Kimi de dilerse dinine ileterek hidayete kavuşturur. Ebu Cehle, Ebu Eşeddin'in Muhammed'in askerleri sadece 19'dur sözler hakkında Allah şöyle buyurmaktadır. Rabbinin ordularını yani ne kadar çok olduklarını Ondan başka kimse bilemez. Ondan başka kimse bilmez. Çünkü onlar cehennem bekçilerinin sayılarını az bulmuşlar ve Ebu Cehil Kureyşlere sizden bir kimse aciz midir gibi az önce kaydedilen sözleri söylemişti. Müşrikler söylediklerini söylediler. Sonra Allah tekrar Sekar'ı söz konusu ederek şöyle buyurmaktadır. Ve o Sekar İnsanlar için ancak bir zikradır. Yani alemler için öğüt ve tefekkür sebebidir. Sonra Yüce Rabbimiz Sekar dolayısıyla yemin ederek şöyle buyurmaktadır. Ama öyle yapmıyorlar. Andolsun aya. Geri gittiğinde yani karanlığı çekildiğinde geceye, aydınlandığı zaman yani gecenin karanlığı ışığıyla, gecenin karanlığını ışığıyla aydınlattığı zaman sabaha. Muhakkak ki o yani sekar, o büyüklerden yani cehennemin yedi kapısından biridir. Bu kapılar cehennem, leza, hutame, sahil, sekar, cahim ve haviye adlarını taşırlar. Beşer yani alemler için bir nezirdir. Yani öğüt ve hatırlatmadır. Aranızdan hayırda ileri gitmek yahut ondan geri kalmak ve böylece masiyete yönelmek isteyene bu bir tehdittir. Tıpkı artık dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun buyruğuyla dilediğini işleyin buyruğunda olduğu gibi. Her nefis kazandıkları karşılığında rehindir. Yani her kafir günahları karşılığında ateşte rehin olarak alık olacaktır. Sonra istisna da bulunarak şöyle buyurmaktadır. Ashabül yemin yani kitapları sağlarından verilecek olanlar müstesna yani onlar cehennem ateşinde günahları karşılığında rehin alınmayacaklardır. Bunlar cennetlerdedirler. Birbirlerine soru sorarlar mücrimler hakkında yani Allah tevhid ehlini cehennemden çıkardıktan sonra müminler ateşte kalacak olanlara şöyle diyecektir. Sizi sekara ne sürükledi? Yani sizin sekarda kalmanızı, ateşte alıkonulmanızı gerektiren ne oldu? Ateş ehli de onlara şu şekilde cevap vereceklerdir. Derler ki biz dünyadayken Allah için namaz kılanlardan değildi. dünyadayken yoksullara yedirmezdik. Dünyadayken batıla ve yalanlamaya, batıla ve yalanlamaya Mekke kafirlerinin daldıkları gibi dalanlarla birlikte dalardık. Din yani hesaba çekilme gününü olmayacak diyerek yalanlardık. Nihayet yakin yani Allah'ın buyruğu gereği ölüm bize gelip çattı. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez. Yani o gün meleklerin ve nebilerin şefaati onlara erişmez. Ne oluyor? Onlara ki tezkir eden yani Kur'an'dan yüz çeviricidirler. Bu ayet yüz çevirip iman etmemeleri üzerine Kureyş kafirler hakkındaymıştır. Sonra Allah onları dehşete kapılıp ürkmüş yabani eşeklere benzeterek şöyle buyurmaktadır. Onlar Kur'an'ı işitip de ondan kaçıp terk etmeleriyle sanki ürküp kaçan yaban eşekleri gibidir. Kasvereden kaçan yani ok atanlardan kaçan arslandan diye de açıklamışlardır. Yaban eşekleri gibi. Hatta onlardan her biri kendisine içinde Allah'tan gelmiş kitap bulunan Açılmış sayfeler verilmesini ister. Çünkü Mekke kafirleri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demişti. İsrail oğullarından herhangi bir kimsenin işlediği günah ve kefareti sabah olunca başı ucunda yazılı görülüyor. Eğer sen iddia ettiğin gibi bir Resul'sen ne diye bize de bu gibi ayetler göstermiyorsun? Sabah olunca bizden her adam başı ucunda Allah tarafından gelen ve ilahlarımızın batıl olduğunu semadaki ilahın hak olduğunu, senin Resul olduğunu getirdiğinin hak olduğunu belirten açık bir kitap görsün. Seninle birlikte melekler de buna şahitlik etsin. Nitekim İsra suresinde İbn Ebi Ümeyye'nin söyledikleri de bu kabilden. Bunun üzerine Cibril dedik. Arzu edersen bunlara da İsrailoğullarına yaptığımız gibi yaparız. Ama aynı şekilde İsrailoğullarını oğullarını yakaladığımız gibi azapla da yakalarız. Fakat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan hoşlanmadı. Şanı yüce ve mübarek Allah şöyle buyurmaktadır. Bunlar istedikleri sayfelere de asla iman etmezler. Doğrusu onlar ahiretten yani ahiret azabından korkmazlar. Hayır. Gerçekten o yani Kur'an bir tezkiredir. Kim dilerse onu zikreder. Yani Kur'an'ı anlar, kavrar. Allah dilemedikçe de zikredemezler. Yani hidayet bulamazlar. O kendisine karşı takvalı olunmaya layık olandır. Muafiret ona yaraşır. Yani o kendisine karşı takvalı olunmaya ve isyankar olunmamaya layık olandır. Masiyetlerden tevbe edenleri bağışlayan muafiret ehli de odur. صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة الصلوات